Tena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fehmid emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîra. Vessalatu vesselam ala men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra. Ve ala âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve la asîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin finnâr. Ve biz senedin muttasıyla Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal selasun hisal men min saadetil muslim fid dünya el carus salih vel meskenul vasi' vel merkebul hani sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler, Rahmetullah Aleyhi Mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfunlan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ben rahim alikem dünyaka nâhmdü yüzyaka nâstahim. Tüne sıradan müstakim, sıradan lâzânâ. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatımızda uymamız gereken düsturları bizden biri olarak, bizim gibi yiyip içiyor, uyuyor, kalkıyor, evleniyor, çocuğu alıyor, çocuğu ölüyor. Bizden biri olarak, başına aynı bizlerin başına gelenler gelen birisi olarak dünyada nasıl mutlu oluruz, ahirette nasıl mutlu oluruz? Allah Zülcelal Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de genel prensipler halinde emrettiği, koyduğu hükümleri davranışlarıyla, sözleriyle, takrirlerle şerh etmiş. Bizim mutluluğumuzun yollarını göstermiş. Onlardan bir tanesi şudur. Efendimiz buyuruyor ki, selâsü hisâl. Üç haslet vardır. Üç güzel durum. Min saadetil muslim. Müslümin mutluluk sebebidir. Bu sayacağım şeyler varsa o Müslüman mutlu olur. Evet. Müslüman kişi tabii söylediği şeyler Müslüman kişilere hitap ediyor. İnanmayanlara karışmıyoruz. Müslüman kişiler. Bu üç şey kimde varsa o dünyada da mutlu olur. Tabi dünyanın mutlu olan ahirette de mutlu olur. Evet. Nedir onlar? Bir. El carus salih. Evet. Güzel komşu. Seni rahatsız etmeyen komşu. Kültürü, ahlakı, huyu, tüyü, gelenekleri seni rahatsız etmiyor. Seninle uyuşuyor. Evet, sana eziyet vermiyor. Böyle bir komşu. Ahiret saadetinin sebebi olduğu gibi dünya saadetinin sebebidir. Şimdi evlenmek Allah'ın emri. Fenkihu ma tâbe leküm. Hep söylüyoruz. Ey bekarlar, kız olan evlenin. Allah'ın emridir. Zina yapan bekarın evlenmesi farzdır. Zina yapması, zinaya düşmesi şüpheliyse vaciptir. Bomba gibi sağlam kız veya oğlan olsa bile
evlenmediği takdirde bile asla zina etmeyecek karaktere sahip olsa bile sünnet-i müekkededir evlenmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Allah'ın korumasındadır. Evet, inneke bi ayunina. Sen bizim gözümüzdesin, kontrolümüzdesin. Evet. Allah'ın terbiyesiyle yetişmiş, Allah'ın korumasında olan Muhammed Mustafa günahsızdır. Bütün peygamberler gibi masumdur. Zina etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Allah'ın ne kadar izin verdiyse o kadar evlenmiş. Şu veya bu sebeple. Dini sebep var, ahlaki sebep var, siyasi sebep var, sosyal sebep var. Bu nedenlerle Peygamberimiz Allah'ın kendine tanıdığı izin, evlenme izin haklarının tamamını kullanmış. Evet. Sünnet-i Mekke'de hiç terk edilmemesi gereken peygamber şeysi. Zaten Efendimiz de el nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Çok ağır söz. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Peygamber Müslümanların peygamberidir. Müslüman değildir anlamı verirseniz. Zahiri manasına bakarsanız o manaya gelir. Yo, öyle dememiş, tamam. Ama böyle. Niye bu kelimeyi kullandı? Evlenmenin önemini vurgulamak için. İnkar etmedikçe bir insan kafir olmaz. Evlenmeyi terk etmiş Müslüman, tamam, mümin, eyvallah. Ama evlenme önemli bir mesele. Bunu vurgulamak için evlenmeyen benden değildir diyor. Bizden değildir diyor. Minna da var ya, bizden değildir, Müslüman değildir diyor. Vurgulamak için bu kelimeyi söyle. O kadar önemli evlenmek. O kadar önemli. Evlenince tabii çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Evlenmenin hedefi İslam zürriyetini çoğaltmaktır. Öyle diye tenaselu, tenakehu, evleniniz, tenaselu, zürriyetiniz çoğalsın. Fe inni übahi bikümül ümeme yevmel kıyame. Başka milletlere, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen ümmetlere ben ümmetimin çokluğuyla gurur duyacağım, övüneceğim. Öyle diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gurur duymasını sağlar evlenen adam. Allah'ın emrini yerine getirir. Allah bu kainat düzenini kıyamete kadar devam ettirecek. Dünya düzeni de insanın varlığına bağlıdır. Dünya düzeni insanın varlığı içindir. Allah kıyamete kadar bu düzen devam ettirecek. Sen evlenmezsen insan nesli kesilir. Müslümanlara yer kalmaz. Hep kafirler ortalığı kaplar. Böylece evlenen adam Allah'ın bu düzeni devam ettirme iradesini sağlamış, vesile olmuş olur. Allah'ı memnun eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun eder evlenen adam. Nesillerin artması için tek yol vardır. Zina haramdır. Gayrimeşru ilişki yapmak değil, yanaşmak bile haramdır. Vela takrabu zina. Yanlaşmayın diyor, yapmayın demiyor. Yanına bile varmayın. Sizi zinaya götürecek davranışları asla yapmayın. Zinanın postacısı olan şeyleri yapmayın. O bile haramdır. Bir tek yol var. Evlenme, nikah. Evleneceksiniz. Çoluk çocuk yapmak için. Neslin devam için. Sebebi budur. Nisaüküm harsül leküm. Kadınlarınız, ey erkekler, evlendiğiniz kadınlarınız sizin ekin tarlanınızdır. Bir tane arpa tanesi atarsınız, o arpa tanesinden kaç tane başak çıkar? Kur'an'da da var misal zaten. 700 tane olur, daha fazla olur. Evet, ekin tarlasına benzetiyor. Neslin çoğalmasını söylüyor Allah ayetinde. Hedef insan neslinin, müminlerinin çoğalmasıdır. Evet, şimdi ve bu işi yerine getirdikten sonra arkası da var. Ve mur ehleke bis salati vestavir aleyha. Ey evlenen erkekler, ev reisi sizsiniz. Aile sorumlusu sizsiniz.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Hanımızın, çocuklarınızın giymesi, kuşanması, oturması, kalkması gibi masrafları siz sağlayacaksınız. Ve alel mevlidü lehu, çocuk kendisine doğrulan babaya aittir. Bunlar o sağlayacak. Ondan sonra ve'mur eyleke bis salati, ey baba sen reissin, sorumlusun. Bunun arkasında sorumluluk yatar. Ailene, kızına, oğluna, çoluk çocuğuna namaz kıl, haram yeme, günah işleme diye emret. Emrettim, yetmez. Vastabir aleyha. Devamlı, bu konuda devamlı dur. Bu konuya devamlı eğil. Bir defa söylemekle değil. Devamlı olarak bu konuya eğil, önem ver. Evet, şimdi çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirmek Müslümanın baş görevlerinden birisidir. Eğer bunu yapmazsanız küllüküm mes'ulün an ra'iyyetihi, ailenizden sorumlusunuz. Peygamberin sözü de bu. Hanımın dava açacak. Bana ne dini öğretmedin? Kızın oğlun dava açacak. Neye bana güzel at koymadın? Neye güzel eğitim yaptırmadın? Neye güzel yedirmedin, helalından yedirmedin? Neye güzel terbiye etmedin beni? Dava açacak. Dava açacak, sorumlusunuz. Onun için çoluk çocuğunuzun Allah'a, peygambere itaat eden, Allah'ını peygamberini bilen, onların emirlerine uyan bir nesil olması için, evlat olması için görevlisiniz. Şimdi bu besmeleyi yatağa girmekten başlar. Haram lokma yedirmemekle devam eder. Doğduğu zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Evet, böyle güzel at koymakla, ondan sonra sünnet etmekle, ondan sonra kelime-i tevhidi cümle kurmaya başlayınca öğretmekle devam eder. Temyiz yaşına geldiği zaman Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan, ibadetten yavaş yavaş, basitten zora doğru öğretmeyle devam eder. 10 yaşına geldiği zaman sıkı durmakla, bu konuda çok ciddi davranmakla devam eder. Peygamberimiz emirleri böyledir. Buluğ yaşına gelince de o buluğ yaşına gelen erkekler rüya görürler, kadınlar adet görürler. Mükemmel insan olmuştur, sorumludur. Kendi başına Allah'ına, peygamberine karşı sorumludur. Ama babanın sorumluluğu devam eder. Ölünceye kadar devam eder. Evlense de devam eder. Baba sorumluluktan kurtulamaz. Namaz kıl, tesettüre riayet et, haram yeme, günah işleme demek zorundadır. Vestabir aleyha, devam et. Bir defa söylemeyle bitmez. Bu Allah'ın emirleridir. Şimdi siz bunları bilen bir insansınız. Besmelesi yatağa girmediniz, haram lokma yedirmediniz. İşte böyle diyeyim, kısaca özetlediğim dini şeylere riayet ettiniz. Nasihatler veriyorsunuz, güzel kitaplar okutuyorsunuz, güzel hocaları gönderiyorsunuz, güzel eğitim yaptırıyorsunuz. Sabah akşam peygamberin sünnetine uyuyorsun, yerken, içerken, kalkarken, eve girerken, çıkarken, her konuda peygamber nasıl yapmışsa onlara örnek oluyorsunuz. Ama komşunuz kötü, dinle ilgisi yok, hayasız, günah hiç takmıyor, günahmış, helalmış, harammış takmıyor. Çocuğunuza verdiğiniz öğütler apartmanın, evin bahçesinde kalır. Çünkü o çocuk sabahtan akşama kadar evde durmaz. Boş kalınca bahçeye inecek. Öbür çocuklar da bahçeye inecek. Kötü komşunun, kötü çocuğunun söylediği, sizin uğraştığınız şeyleri sıfır eder. Çocuklar birbirine örnek alır. Evet. Gecede gündüzde onun etkisinde kalır. Ailenizde, çocuklarınızda. Siz ne kadar çırpınsanız bu sizin gayretleriniz
sıfıra iner kötü komşunuz varsa. Çünkü sabah akşam burnunuzun dibindedir. Onun için diyor ki Peygamberimiz, iyi komşu. Bir, mutlu olmak istiyorsan, elhamdülillah benim oğlum kızım namazlı abdestlidir. İçki içmez, sigara içmez. Ahlaki muntazamdır, güzel eğitim almıştır. Efendi insandır. Memleket kendine, ailesine, milletine, insanla yarayışlı öyle yetişmiştir. Mutluluk alametidir. Elhamdülillah oğluma kızıma bak. Bu mutluluk alametidir diyebilmek için bu sorumlulukların var. Bunlar boşa gitmesin istiyorsan iyi komşu ile otur kalk apartmanda. Onu söylüyor. Aksi halde sen söylersin, oğlan anasına uğradığını deriz, küfreder. Yanlış şeyler söyler. Heh desin, yahu ne biçim iş bu yahu falan. Sonra bana gelirsin, hocam dua ediver, benim oğlum bana isyan ediyor, kızım sözümü dinlemiyor. Komşu al. İyi komşuyla otur kalk. Peygamberin sözü bu. İyi komşuyla otur kalk. Öyle yerden ev tut. Öyle yerden daire al. Komşu çok önemli. Evet, çocukla, karın hanımınla mutlu halde, oh anlayışlı bir yuva kurabilmek için çoluk çocuğunla komşu al. Güzel komşu mutluluk alametidir. Vel meskenül vasiye, geniş evde otur. İmkanın varsa, evet, imkanın varsa imkanın ölçüsünde geniş evde otur. Neden? Çünkü Müslümanlar kardeştir. Müslümanın gönlünü almak için ziyaret Allah'ı memnun etmektir. Müslim hadisidir. Bir adam, Efendimiz misal veriyor. Bir adam beraber bulunmuşlar şu tarihte. Askerlikte olabilir, tahsil hayatında olabilir, ticaret hayatında olabilir, memursan falan ya şehirde beraber komşu olabilir. Çok tatlı güzel günler geçirmiş olabilirsiniz. Sevişirsiniz, seversiniz birbirinizi. Ondan sonra ayrılırsınız şu veya bu sebeple. İşte böyle arkadaşı olan bir mümin arkadaşını ayrıldıktan sonra yıllar sonra onun nerede oturduğunu öğrenmiş. Ya çok güzel günlerimiz geçti. Yediğimiz ayrı gidiyordu. Her şeyimiz beraberdi. Çok sevişiyorduk. Kalkem şunu demiş, evinden çıkmış onun memleketine gidiyor. Sırf arkadaşının, mümin kardeşinin gönlünü almak için. Gönül yapmak, Kâbe yapmaktan iyidir. Evet, doğrudur. Kâbe Allah'ın evidir, Beytullah'tır. Ama Allah orada oturmuyor. İçinde Allah yok. Ama senin gönlünde Allah'a iman var. Gönül yaptın mı ondan üstün oluyor. Gönülde Allah'a iman var. Peygamber'e iman var. Gönül yapmak ondan Kâbe yapmaktan üstün oluyor. Kalkmış bu maksatla giderken bir adam çıkmış karşısına. Müslim hadisidir. Meşarikül Envar kitabının şerhi Mebarikül Ensar'da geniş bilgi var. Bakabilirsiniz. İzzettin İbn-i Melik'in yazdığı eser. Müslim hadisi. Karşısına melek insan kılığında çıkmış. Nereye gidiyorsun arkadaş? Falan yerde bir arkadaşım var. Ona gidiyorum. Ticaret mi yapacaksın? Alışveriş mi yapacaksın? Ne diyor? Yok 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 diyor. Hiçbir şeyim yok. Vaktiyle beraberdik. Çok izi birbirimizi severdik. Birbirimize hukukumuz geçti. Ziyaret edeceğim, gönlünü alacağım. Öyle mi? Hakikaten öyle mi? Evet, hakikaten öyle. Beni Allah gönderdi. Allah senin bu ziyaretinden memnun oldu. Allah seni iki cihanda mesut bahtiyar etsin, aziz etsin. Bakabilirsiniz. Evet, şimdi Müslümanı memnun etmek çok güzel. Müslümanlar da böyle işte, imkan bulurlarsa birbirinden gönül almaya ziyaret edecekler. Bir kere hasta olduğumuz görevimiz, cenaze görevimiz, düğün yaptığı oğluna kızına görevimiz, mecburen gideceksin. İzâ du'itum ilel velîmeti, düğün yemeğine içkisiz, kumarsız, danssız, barosuz, Müslümanca bir düğün yapmış, böyle düğün yemeğine davet etti.
velem yücib, icabet etmedin sen. Fakat asa Allah'a, fakat asa Ebel Kasım. Allah'a, Ebul Kasım olan Muhammed Mustafa'ya isyan etmiştir diyor. O kadar önemli. Cenazesine gideceksin, düğününe gideceksin, ziyaret edeceksin, gönül olacaksın. Müslümanlar birbirini böyle sevecek. Yedikleri ayrı gidecek, diğerleri hep beraber olacak. Evet, şimdi ziyarete gittin, arkadaşın geldi. Sevinirsin değil mi? Misafir 10 rızkıyla gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Zengin olursun. Evet, zengin olursun. Misafir berekettir. Hem Allah'ın memnun edersin, Kabe yapmaktan güzel iş, sen de gideceksin, o da sana gelecek. Gittin, evin dar. Adam gelmiş, daha uzaktan. Otelde desen ayıp olmaz mı? İnsanlar sığar mı ya? O kadar samimi arkadaşsınız. Otelden sana yere ayırttım. Bu insanlar sığar mı? Evin geniş, buyur. O da senin. İçinde banyosu da var. Rahat et kardeş. Güzel değil mi bu? Efendimiz onu söylüyor. Geniş ev edinin, işte misafir gelirse buyurun deyin. Ama dar ev geldi mi, şimdi otele git desen ayıp. Tanrı'dan gelmiş adam. Gitme desen, sen zaten sana yetmiyor ev. İki ayağın bir pabuca sığmaz mı? Mutlu olur musun? İmkanın varsa misafirlere ayırlayacak şekilde geniş ev. Rahat edersin. Rahat edersin. Güzel komşu, geniş ev, evet, mutluluk sebeplerinden birisidir. Evet. Vel merkebül heni, iyi binek, iyi süratli giden, ürkmeyen, güzel gidişli olan, sarsmayan, evet, seni rahatsız etmeyen, senin bedenin hırpalamayan, yani lüks araba. Bir pırpır var, adi araba var, tak tuk, gürültüden durulmazsın. Ama bir de güzel araba var, pahalı, ne ses var ne bir şey var, oh kaymak gibi gidiyor. Bastın mı, oh çabuk gidiyor. Evet, şimdi çürük araban, dağın yokuşuna çıktın, orada kaldı, bozuldu. Herhalde rahmet okumasın değil mi? Ağzından çıkanı kulağın duymaz. Küfürün biri 1000 para. Ama araban güzel olursa bastın mı, uf, hiç kalmazsın. Hiç rahatsız olmadan yerine ulaşırsın. Evet, güzel binek. İmkanın varsa mutluluk sebebidir. Mutluluk sebebi zamanında seni yetiştirir. İşinden geri kalmazsın. Onun için imkanın varsa güzel ev. Bak, peygamber sünnetidir. Güzel, mükemmel araba, peygamber sünnetidir. Bu memlekette en lüks araba benim diye havalanmak için değil. Peygamber sünneti bu. Beni kötülüklerden koruyor. İşimi zaman görmeme sebep oluyor. Allah'ın bir lütfu. Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ. Değil mi? Allah beni müsahhar kıldı, bu güzel bineği bana verdi. Şükür. Binince Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe, öyle diyor peygamber. Üç tekbir alın, üç tehlil. Ondan sonra Euz Besmele çekerek Subhanellezî sahhara lenâ hâdâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbilâ nemunkalibûn. Bunu Allah benim emrime verdi, müsahhar etti, elhamdülillah. Bunu söyle, kazaya, belaya uğramazsın. Uğradım hocam, öldü, cennete gidersin. Bunları söylediysen. Kazaya ben uğramazsın. Uğradın, cennetlik olursun. Öyle diyor. Bunlar hadis. Evet, böyle güzel araba. Güzel araba. İmkan olsa, bu gurur kibir için değil. Peygamberin emri var. Bunda saadet, mutluluk var. Seni küfürden, günahtan alıkoyar. İşin bozulmasına engel olur. Mutluluk sebebidir. İmkanın varsa cimrilik yapma. Bir kere imkanın varsa bil ma'ruf ve aşiruhunne bil ma'ruf, Allah'ın emridir.
Zenginsen karını, kızını, oğlunu gecikanda oturtamazsın arkadaş. Zenginliğe münasip konforlu evde oturtacaksın. Bil maruf o demek. Bil maruf o demek. İyi tahsil yaptıracaksın. İyi giydireceksin. İyi yedireceksin. Cimrilik yapmayacaksın. İmam-ı Azam Hazretleri zenginmiş. Talebelerine hepsine yemeğini, masrafını karşılarmış. Ve çok pahalı elbise, kumaştan elbise diktirir, giyermiş. Buna tahdis-i nimet derler. Güzel araba alıyorsun, şükür Rabbuma verdi bak. Güzel evin var, şükür Rabbuma verdi bak. Demek için. Tahdis-i nimet derler bunlar, sevaptır. Allah şükür nişanesidir. Güzel elbise giyiyor, talebelerini yediriyor, içiriyor. Böyle tahdis-i nimet. Ama nefsim azmasın diye de evde kendi yalnız olduğu zaman kavrulmuş arpa unu yiyormuş nefsim azmasın diye. Bunun çaresi ne? Hem zenginsin, imkanın var. Yağlı etli şeyi, kebap yemek azdırır. Yani çaresi var, hesabı var. Evet. Canınız çok yemek istedi mi? Çok tatlı şeyler yemek istedi mi? Misafir çağıracaksınız. Misafir veya da misafirle gideceksiniz. Misafir çağırdığınız zaman misafir yesin içsin diye çok yeme hakkınız var. Misafir yesin içsin utanmasın diye. Misafir ikram çok güzel bir şey. En güzel yemekler yedireceksiniz. Siz de yiyeceksiniz. Avukatlık yapıyorum bak. Güzel tatlı şeyler canınız istedi mi? Misafir çağırın, yiyin. Hem çok yeme hakkınız var, hem de güzel lüks yemek hakkınız var. Veya çağıramadınız, siz gideceksiniz. Ev sahibi memnun olsun diye çok yiyebilirsiniz. Evet, sünnettir. Ev sahibi memnun olsun diye. Evet, böyle şeyler. Evet efendim, işte bunları yapabilmek için imkanınız ölçüsünde cimrilik yok, israf yok. Peygamberin bu sünnetine uyma maksadıyla Allah şükür nişası olarak güzel arabaya binmek, güzel evde oturmak sizin hakkınız mutluluk sebebidir diyor. Güzel komşu, geniş ev ve güzel binek, merkebül heni, seni rahatsız etmeyen binek. Evet, Ahmed bin Hanbel, Hakim Müsned'deki Taburani, Nafi bin Abdülhars radıyallahu anh'tan nakletmişler. Bu sahabidir, Huzaalı'dır. Hazreti Ömer Mekke'ye vali yapmış bu adam, bu sahabeyi. Sahabenin Taif'e vali yapmış. İleri gelenlerden fazıl, kamil bir sahabiydi. Allah ondan razı olsun, şefaatini bizlere nail eylesin. Selâsün men hafaza aleyhinne fehüve veliyyi hakka. Evet, bana darılmak yok. Biz elçiyiz. Elçi zeval olmaz. Olanları aynen aktarıyoruz. Hoşumuza gidince seveceksiniz ama aleyhinize söylediğim zaman da kızmayacaksın. Neden? Biz elçiyiz. Elçiye zeval olmaz. Şimdi dikkat. Üç şey vardır. Kim onları devamlı yaparsa, muhafızlık ederse, hiç kaçırmazsa, zayi etmezse gerçekten benim dostumdur. Veli-i Hakk'a. Gerçek dostumdur o adam. Üç şeyi yapan. Tabii peygamberin dostu olan Allah'ın da dostudur. Evet. Kim peygambere itaat ederse, fakat ata Allah, ayet öyle. Muhammed Mustafa'nın yaptığını yapan bana itaat etmiş olur. Peygamberin dostu olan Allah'ın dostudur. Üç şeyi muhafaza eden, hiç kaçırmayan Allah'ın ve Resulullah'ın dostudur. Veli hakka. Ve men dayyâhünne. O üç şeyi kim terk ederse, zayi ederse, bazısını terk ederse, o üç şeyin şartlarını, gerekli olan unsurlarını
terk ederse veya yaptıklarını gösteriş için yaparsa, kibir gurur için yaparsa onları, ben en üstünüm, bir numaralı adamım ben gibi havalarda yaparsa, bu o şeyi kaybetmek demektir. Fuhu aduvi hakka. Evet, aynen tercüme ediyorum. Gerçekten benim düşmanımdır. O üç şey ne kadar önemli. Ya Allah dostu olacaksın, peygamber olsun, ya da düşman olacaksın. Bir, es-salatu. Birisi namaz. Dinin direği namaz. Bu bina şu sütunlar olmasa, filayağı deniyor bunlara, bu kubbeyi taşımaz. Olsa bile çürük alır. Hafif bir şey de tehlikededir. Evet, amel imandan cüz değildir, parça değildir. İnkar etmeyen amel istemese bile inkar etmedikçe kafir olmaz. Ama tehlikededir. Tehlikededir. Namaz dinin direği. Olmadı mı tehlikededir. Her an yıkılabilir. Sağlam değildir. Evet, dinsiz imansız demeyiz. İnkar etmedikçe. Birincisi namaz. Farz namazlar, mecburi namazlar. Öbürleri teşvik edilmiştir. Gece iki rekat kalkar da uykudan sonra namaz kılarsan, dünyadaki en kıymetli, pahalı mallardan daha değerli iş yapmış olursun. Öyle diyor Peygamberimiz. İki rekat teheccüd dünyanın en kıymetli mallarından daha kıymetlidir. Peygamberimize farzdı bu gece namazı. Sabaha kadar teheccüd namazı kılardı. Ailesinin görevlerini yaptıktan sonra dizleri şişti. Taha ma enzelne aleykel Kur'ane li teşka. Habibim, biz sana bu Kur'an'ı, peygamberliği kendi eziyet et diye indirmedik. Allah'ın emri. Bugün sabaha kadar namaz kılıyordu, dizleri şişiyordu. Peygamber böyleydi. Sen de onun yaptığını yaparsan peygamberin dostu olursun, Allah'ın dostu olursun. Evet. Bu kitabı yazan zat kanunun girişinde solda yatar. Hiç geceleri uyumamış. Hiç. Sadece kuşluk biraz. İki dizinin üstünde uyurmuş. Bak, biz şimdi onun için çalışıyoruz. Kaç sene evvel vefat etmiş. Biz kimiz? Kaç hocalar anlattı bunları. Dünyanın her tarafında hep ona yazılıyor. Biz onun için çalışıyoruz. Ama bunu kazanmak için bak, ömründe hiç ayak uzatıp yatmamış. Öyle bir Allah'a sevgisi var. Neden? Hastalanmış. 83 yaşında. Doktor getirmişler. Hoca efendi demiş, şöyle biraz uzan. Bir tık tık edeyim, dinleyeyim. Estağfurullah demiş. Allah'ın huzurunda ayak uzatılır mı doktor bey? Hiç ayağını uzatmamış ayağını. Öyle bir efendi, öyle bir mümin Müslüman. Çünkü soruyorum size, Allah bizi her zaman görmüyor mu? Otursak görüyor değil mi? Yatsak görüyor değil mi? Görmediği zaman var mı? Öyle inanmıyor muyuz? Bunu gerçekten bütün benliğimize indirsek, bu yerleştirsek, o yerleştirmiş, ayak uzattı mı görüyor Allah, terbiyesizlik, edep. Ya saygı duyduğun bir yaşlı hoca efendinin yanında ayağını uzatsan, vay ayı vay terbiyesiz demez misin? Sen böyle diyorsun değil mi? Allah'tan büyük var mı? Minnet borcumuz, Allah'ın daha büyük minnet borcu olduğumuz var mı? Anana baban bu sayı göstereyim de Allah'a ne göstermiyor? İşin nasıl böyle değil mi? Bunu iyice iş ettiği için, benliğine sindirdiği için hiç ayak uzatıp oturmuyor, yatmıyor. Doktor bey, estağfurullah diyor. Allah görüp dururken diyor, ayak uzatır mıyım doktor bey? Ya bak, biz onun için çalışıyoruz. Kıyamete kadar biz gideceğiz. Yarın birisi gelecek, aynı şeyi okuyacak. Evet. Rahmetli Menderes gelmiş. Turistler, o yurt dışına giderken
geldiği zaman ziyaret ederdi burayı. Eyyubi. Biz gençliğimizi takip ederdik onu. Gençlik böyle, ne yapalım. Geldiğinde bir bakmış ki bu hoca efendinin yanında şimdi orası yol. Orada bunun yetiştirdiği hocalar var. 116 tane hoca yetiştirmiş. Dünya çapında hoca. Kahire'de medrese kurmuş, İran'da medrese kurmuş, Irak'ta medrese kurmuş, Suriye'de medrese kurmuş. Anadolu'nun her tarafında hoca var. 116 tane baş hoca yetiştirmiş. 10 kadarı buradaydı, oradaydı. Gelmiş o rahmetli menlere, bakmış turistler Kanuni'nin türbesini resmini çekeceğiz diye. Hepsi pis. Yıkanmazlar Hristiyanlar. Onlarda adetten dolayı yıkanmak diye bir şey yok. Biz de bulunduk aralarında. Bana derste bayan hoca parfümün iyiliğinden bahsediyor. Kokular önler. Çünkü yıkanmıyorlar ya. Yıkanmadığı için kokuyor. Onun için parfümden bahsediyor derste. Teacher dedim, biz Müslümanız. Müslüman her cuma mutlaka yıkanır. Bir de zaruri durumlarda mecburen yıkanır. Biz kokmayız dedim. Kokmayınca dedim parfüme gerek yok. Zaten parfüm onun için icat edilmiş. Onunla yıkanmadığı için leş gibi kokuyor. Kokusunun yanına varılmıyor. Pis. İşte o pis. Turistler gelme diyemezsin. Uluslararası ilişkiler var. Şunlar bir de para var. O mübarek hocaların kabrinin üstüne çıkmışlar. Fotoğraf çekiyorlar. Bunu görmüş adam. Evet, bunu hocamdan duydum. Evet, o da orada yatıyor şimdi. Evet, içi şey olmuş, adam Müslüman. Bu mübarek hocaların üstünde pis o turistler, cünüp çoğu, hayızlı dolaşıyor. Hmm, demiş, bu demiş kabirleri demiş, buradan alın oraya götürün demiş. Öbür tarafa akledin, çıkmasınlar. Zaten kabirin üstüne çıkmak, ateş üstüne oturmaktır. Sen de çıkamazsın. Müslüman da bir kabrin üstüne gavur kabri olsa da çıkamaz. Müslüman kabrine de çıkamaz. Kabrin üstüne oturulmaz, çıkılmaz, çiğnenmez. Kesinlikle yanlış. O iyice garip cünüp, hayızlı, bu güzel hocaların üstüne çıkıyor. Tabii inancı öyle. Öyle şey yok. O adamın içi kıyılmış. Demiş ki bu kabirleri oraya nakledin demiş. Çiğnenmekten kurtarırım. Çünkü engelleyemiyor onları. Gelmeyeceksiniz diyemiyor. Uluslararası ilişkiler. Evet. Efendi. Uydurmuyoruz. Hocamızın ağzından duyduk. Kabirleri kaldırıyorlar. Kaldırırlarken mesela bunlardan birisi benim hocamın hocası. Mustafa Feyzi Efendi var orada. Bu kitapları okuyan hocalardan biri. Bir bakmışlar hiç çürümemiş. Aynen duruyor. Allah Allah demişler ya. Kim bu falan sormuşlar. Hocam bulmuşlar. Talebesi bu. Çağırmışlar. O söylüyor. Aynen hiç çürümemiş. Hiç. Eli, kolu, dudağı, kulağı aynen duruyor. Kaç sene evvel ölmüş. Ben diyor taşıdım diyor kucağımda. Yeni kabrine koydum. Evet. Ondan sonra onlar taşımışlar. Sıra bu hoca efendiye gelmiş. Hiç ömründe ayak uzatıp yatmayan bu hoca efendiye gelmiş. Grader bozulmuş. Tamir etmek istemişler, yine kırılmış, bozulmuş. Başındaki mühendis demiş, bunda bir bit yeniyor var. Ben nakletmiyorum demiş. Zaten şeyin türbenin girintisinde bu taşınmasa da olur demiş. Bir başka mühendis gelmiş. Hadi ben demiş ya. Batır itikatlı herif. O da tımarhane Bakırköy'e gitmiş. Kaldıramamış, kaldırmak istemiş. Bakırköy'ü kaldırmışlar, kafayı oynatmış. Dokundurmuyor Allah. Çünkü ömründe hiç ayak uzatmamış. Bakın, Allah'a böyle saygı duyarsan, böyle Allah koruyor adamı arkadaş. Öyle yardım ediyor. Öyle yardım ediyor. Neyse, evet, şimdi biz gelelim şeyimize. Şimdi hadisi şerifte okuyoruz. Kim onları muhafaza ederse gerçek dostum, kaybederse düşmanımdır dedi. Tekrar hatırlatalım. Namaz,
birincisi. Evet. Beş vakit namazı kılacaksın arkadaş. Hiç mazeretin yok. Ezan okundu. Görevli değilsin. Bir devlet memuru değilsin. Gidemezsin mesai saatinde. Kanun var. Öyle değilsin. Esnafsın. Öyle bir şey sıkışık durumu yok. Ezan okundu. O ezana icabet etmezsen Kur'an'a göre, hadise göre lanetliler kitabım var. Orada kaynaklarını gösterdi. Bakabilirsin. Lanet ediyor Peygamberimiz. Hem inanıyorsun hem gitmiyorsun. Hayyâl as-salâ diyor. Bak haydi namaza. Hayyâl el-fâ. Kurtuluş yolu bu. Haydi. Sen inandığın halde gitmeyeceğim diyorsun. Gitme fiilen gitmiyor. Gitmeyeceğim demek bu. Peygamber lanet ediyor arkadaş. Hiçbir mazeretin yokken. Aa şurada gelen turistlerden bir sürü para kazanıyor. Hepsi Ali, Hasan, Hüseyin, Mehmet. Kaç kişi geliyor namaza? Gavur diyemeyiz. İnkar etmesi gavur olmaz. Ama anasını ağlatacaklar. Yani biz genel konuşuyoruz. Biz elçiyiz. Sen de böyle yaparsan sen de böyle. Peygamber böyle söylüyor. Namaz dinin direği. Bu, sen buraya gelmezsen, sen burada sen olmasan ben kime konuşacağım? Bu şeyleri kime söyleyeceğim? Bu cami ne işe yarar? İnsan gelmese, namaz kılmasa. Bu ne işe yarar bunlar? Cami imarı müminlerin içinde namaz kılmayla olur. Bina yapmak da imardır ama esas imar senin namaz kılmanla olur. Geleceksin, hem sen kazanacaksın, hem de senin geldiğin caminin olduğu memleket kazanacak. Müminler camiye gelip dümdüz saflar halinde, kalabalık bir cemaat halinde namaz kıldıkları zaman aramızda ateistler, saygısızlar var, nara çekenler var meyhanede şu anda. Allah onları gazap edip, Buhari hadisidir. Görevli melekler çağırıyor, gazap yağdıracak oraya, o memlekete. Fakat müminler gelip camiye saf bağlıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Topluca namaz kılıyorlar. Sizi bunun için çağırmıştım ama bu müminlerin topluca namaz kılmalarından dolayı onlar da bizimle aramızda yaşıyor. Biz de bu memleketteyiz. Belaları def ettim bu müminlerin hatırına. Türkiye'nin belalarının def olmasını istiyorsan dünya senin aleyhinde şimdi. Eyvah, elimizden kurtuluyor bunlar. Düze çıkıyorlar. Ne yapalım? Hepsi adı ne olsa olsun. El küfrü milletin vahide. Yavrulan hepsi tek millettir diyeyim ama azam. Adı Rus olsun, Avrupalı olsun ama hiç değişmez. Yavrulan hepsi aynıdır. Hepsi senin kuyum kazmaya çalışıyorlar. Yüzüne gülseler de. Onların planlarını, desiselerini, hainliklerini Allah geri teptirir. Kendilerini başına verir. Camiye geleceksin arkadaş. Hem kendin kurtaracaksın, hem memleketi kurtaracaksın, hem Müslümanları kurtaracaksın. Camiye geleceksin. İşte bunu yapmadın mı? Peygamber de kızıyor ve lanet ediyor. Namazı geçirmeyeceksin. Evet, beş vakit namazı sakın ha. Vassam ve siyam Ramazan. Ramazan orucunda 17 saat oruç olur mu? Demeyeceksin. Ona göre kendini ayarlayacaksın. Bahaneler bulmayacaksın. Ramazan orucunu tutacaksın. Tutmazsan benim düşmanımsın diyor. Bak ben hadis okuyorum. Bana kızmak yok. Namazı beş vaktin kılmazsan benim düşmanım diyor. Kılarsan dostum, kılmazsan düşmanım diyor. Bir de evet, vel cenabe. Hayvan terbiyesiz, zor geliyor. Bazen soğuktan, bazen sıcaktan yıkanmıyor. Anadolu hamamcı olmuş derler değil mi? Kadınsa şu. Evet, cünüp olmuş, hayızlı olmuş, adet görmüş. Sana yıkanırım diyor. Pis dolaşıyor. Yıkanabilecek ki yıkanmıyor. Bu yıkanmayan cenabet halinde gezen benim düşmanımdır. Önem vermeyen,
bu temizliğe. Benim düşmanımdır. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Nifas, hayız, işte bu birleşmeden dolayı gusül yapmayan veya kadın veya gusletmeyen erkek benim düşmanımdır. Aduvullah. Öyle peygamber düşman olunca Allah'ın da düşmanıdır. Ne yapar yani? Hiç sana yardım etmez. Kafam çalıştırdım, zengin oldum. Diyorlar ya şimdi. Çalışmak zengin olmak için şart. Kafa çalışmak şart. Tamam. Allah'ın kanunu bu. Ama Allah vermezse ne kadar kafan çalışsa çalışsan zengin olamazsın. Niye söyleyeceğim? Karun var. İnne karune. Kur'an'da geçiyor. Çok zenginmiş Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Müslümanlar demişler ki müminler, o zamanın müminleri. Karun. Çok zenginsin. Şükredilen. Bırak lan ne iş ya. Aha demiş. Bunu çalıştıracaksın. Gereklerini yapacaksın. Zenginlik böyle olur. Ha sen otur da şükret bakalım. demiş. Evet. Bir güzel sıcak sıcak rüzgar asmış. Onun çiftliğinin bütün ağaçlarını kurutuvermiş. Ondan sonra da bir zelzele olmuş. Karun yerin dibine geçmiş. İyi ki Karun olmamışız demişler. Kur'an'da geçiyor bu. Evet, Allah her şeye kadir. Onun için mümin ne büyük şeref iman etmek. Elhamdülillah. Ne büyük devlete sahibiz. Peygamberin mucizelerini görmediğimiz halde gayba iman ettik. Ebu Cehil gördü mucizesini peygamberimizin. İnanamadı, nasipsiz adam. Biz görmedik böyle bir mucizeyi. Oturmuş peygamberimle hadim demiş. Hadim, vurun, öldürün. Kendin demişler öldürsene. Niye bize demişler şey diyorsun? Korkaklar demiş. Eline almış. 2 metre boyunda 120 kilo. Ebu Cehil. Cam cehennem çırası. Allah cennetten bize göstersin onu. Nasıl yandığını görelim. Yerden taş almış. Peygamberimiz de Kabe'ye geliyor. Dalgın. Yok dalgın değil. Allah'ı tefekkür ediyor. Mümin boş saatlerinde boşa geçirmez. Allah'ı tefekkür ederek böyle kendinden geçmiş ağır ağır geliyor Kabe'ye. Bok diyor kimseden haberi yok. Hadi vurun kafasını şunu ezelim. Sen demişler yap. Almış koca taşı korkaklar falan. Tam kaldırmış o izbandut gibi herif. Peygamberi kaldırmış. Kafasını vuracak. O öyle gidiyor. Allah vallahi yasimuke menaz. Biz seni Habibim insanlardan koruyoruz. Bütün hışıyla böyle peygamberin kafasını vuracağı sırada Allah elini dolaştırmış, kendine vurmuş. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor. Canı acımış, böyle bağırıyor. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor. Elhamdülillah biz öyle olmadık. Allah bize iman nasip etti. İyi Ali'nin Ali Hasan. Ulan niye namazı gelmiyorsun lan? Niye namazı gelmiyorsun? Bu dayı hak etmiyor mu yani? Peygamberin bu şeysini hak etmiyor musun? Gelsene be. Böyle bir devlete konmuşsun. Bunun niye icabını yapmıyorsun? Öyle diyor bak. Namazı bırakırsan düşmanımsın. Evet. Orucu bırakırsan düşmanımsın. Yıkanmayı bırakırsan tembellik yaparsan düşmanımsın. Bunları yaparsan Hakk'a dostumsun. Peygamber dostuysan Allah'ın dostusun. Bunları biliyor, inanıyorsun. Neye yapmıyorsun? Tam da yaklısın değil mi? Hem inanıyorsun hem inanmasan canın bilmem neden çıksın deriz ama inanıyorsun. Kardeş olarak söylüyoruz. Ben şimdi diyorum ki biz sigara içenleri sokakta herkesin önünde bir ekip kuralım şöyle güçlü kuvvetli Muhammed Ali'nin gibi boks yapan gençlerden onları bir güzel dövdürelim. Kardeşimiz onlar bizim ya. Ezan okurken sigara içiyor ya. Adını soruyorum Ali diyor, Hasan diyor. Müslüman yani. Benim kardeşim kıyamam ona ya.
ezan okurken sigara içen, haram işleyen adam, aha bak lanetli. Kardeşim o benim. Kardeşlik adına dövelim diyorum canım. Allah Allah. Paşa öyle demiyor mu? Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayan hakkı siz söylediniz bak. Ben söylemedim. Paşamız böyle söylüyor ya. Yalan mı söyleyecek koskoca paşa? Evet. Kardeşimiz o bizim. O kardeşlik için. Sözden anlamıyor herif. Haram lan diyor. Zehir bu. Devlet gösteriyor işte. Şimdi böyle katran akıyor. Ciğerle kapar olmuş. Kanser sebebi diyor. Şu diyor. Günü de içiyor. Bir de ezan okurken içiyor. Ezana hakaret ediyor. Dayağı hak etmiyorum yani bu. Onun için diyorum kardeşlik adına böyle bir ekip kuralım. Kardeşimiz diyor biz kurtaracağız. Evet, güzel peygamberimizin bu sözleri kulağımıza küpe edeceğiz. Ya dövün demiyoruz canım ama kardeş, arkadaş gel lan namaza gidelim. Sen geldiğinle iş bitmiyor. Mümin öyle diyor. Ve'mur bil orfi, marufu emret, venhe anil münker. Haramı önle ey mümin. Sadece peygamberin görevi değil. Sen de yakının, merhaba dediğin, hatırın geçeceklere kalk namaza gidelim diyeceksin. Hadi oruç tutalım diyeceksin. Görevin! Kanımına, çocuklarına mecbursun. Ötekinin de görevin. Ben bunu söylemek sana mecburum. Senin de görevin. Bütün müminlere söylemek. Evet, görevin. Böyle böyle olacak bu iş. Adamı kendine getireceğiz. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Hasan'dan. Ha, bu Hazreti Ali'nin şey oğlu Hasan değilmiş. Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri, Basralı Hasan, büyük adam tabiundan. Yüz binler dinlermiş bunu. O kadar güzel konuşurmuş, etkili konuşur. Büyük adam. Allah ondan razı olsun. Şefaatleri bizim ailesin inşallah. Selasun men künne fihi fehu minel ebdal. Şimdi üç şey vardır ki kimde onlar varsa o abdallardandır. Aptal diye sen dilencilere diyorsun değil mi? Öyle hadi abdal. Yani diyor ki abdal ne demek? Abdal ellezine bihim kıyamet dünya. Dünyanın ayakta durması onlar sayesindedir. Allah çok sever onları. Onların hatırına tepemize yıkmaz. Onlar çok sevdiği için aramızda bunlar var diye. Bak ne dedik? Yıkmaya çağırıyor melekleri ama siz camiye gelip güzel namaz kılınca tamam gidin diyor. Kaldırıyor belayı. Bu abdallar da Allah'ın çok sevdiği insanlar, temiz kalpli insanlar. Bu sebeple dünya ayakta duruyor. Onlar sayesinde dünya ayakta durur. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ehlühe. Dünyadaki insanların mahvolması, bunlar mahvolmasını engel bunlardır. Allah bunların hatırına nar atıyor, Allah küfrediyor falan. Allah onun hakkından gelemez mi? Ama böyle güzel insanlardır. Çünkü bela umumidir. Yıkılırsa tepesinin hepsi de yıkılacak. Bu abdalların hatırına tepesini yıkmaz insanların devam ediyor. Yemturun. Evet. Yağmur sebebidir bunlar. Kıtlık verecek Allah. Ama bu güzel adamlar çok sevdiği için onların yaşadığı bu dünyaya yağmur veriyor. Yağmur sebebidir. Yağmur yağmazsa ekin olmaz, ekmeği olmaz, acından ölürsün. Yağmur yağmazsa, kar yağmazsa senin bahçe suladığın gölleri elektriği ettiğin nehir kurur, mahvolursun. Ama bizim dini bilgisi sıfır habercimiz televizyonda beyaz afet diyor. Tüh! Hayvan. Adı da Müslüman adı. Beyaz afet olur mu lan? Kar yağmasa nehir olur mu? Nehirler kurumaz mı? Göller kurumaz mı? Onlar kurusa nasıl yaşarsın sen? Nasıl yaşarsın? Ama adam hiç o konuda hiç o tarafta bezi yok. Beyaz afet diyor. Neymiş efendim? 6 metre kar yağmış. Bitlis'te bilmem nerede vatandaşın evi altta kalmış.
Bu vatandaş orada yeni doğmadı ki. Anası babası oldu. Her zaman her sene böyle 5-6 metre kar yağıyor. Neden tedbir almıyor gündüzden daha evvelden? Tabii ki olur. Tedbir alsana. Yani beyaz afet denir mi? Allah'ı gücendiriyoruz. Anladınız mı? Allah lütuf olarak bize veriyor yağmuru, karı. Sen tedbir almayınca da işte evin sel alıyor. İstanbul'un bilmem ne söylemeyeyim mahallesine dere yatağına ev yapıyorlardı. Her sene kaç ev gidiyordu yağmur yağınca. Niye yapıyorum lan dere yatağına? Yağmur yağmasa milletin açlıkta herkes ölür. Sen de o tehlikeli ama aklın var. Evet, böyle insanlar böyle maalesef. O abdallar sayesinde insan dünya ayakta durur. Yağmur yağar. Evet. Nedir bunlar? Bu aptallık, aptal olabilmek için ne yapacaksın? Er-rıda bil kada. Allah'ın hükmüne razı olacaksın. Benden başka o adam bulamadın mı? Ulan sen Allah'a inanan adamsın. Hakşerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen bu inançlısın. Neden Allah'a isyan ediyorsun? Benim oğlumdan başka öldürecek bulamadın mı? Sus, terbiyesizlik yapma. Allah'ın yaptığına itiraz etme. Müminsin. Ama bunlar öyle demezler. Rıza gösterirler. Hiç. İmam-ı Azam Hazretlerinden bahsediyorum. Namazı ona göre kıldık. İmamımız. Hocalar çekemezmiş onu. Çünkü nerede konuşsa Ebu Hanife böyle söyledi diye öbür hocalar sustururlarmış. Öbür hocalar da bundan çok haset ediyorlar. Evet. Şimdi başımıza felaket gelince rıza. Evet. Hocalar anlaşmış. Fahişe kadını para vermişler. Hocayın değerini düşürecekler vatandaşın gözünde. Kurtulacaklar. İtibarını sıfır edecekler, kurtulacaklar. Hoca da böyle insanız. Haset taraflarımız var. Fahişe kadın parayı alınca gitmiş. Örtülü. Hoca ben de akşam namazından gelmiş o da mübarek. Yemin falan yemeden bir abdest tazelemiş. Abdesti alırken efendim demiş ağlamış. Benim kocam demiş ölmek üzere demiş. Kimsem yok. Bir telkin ediverin demiş. Ben bir şey bilmiyorum. Tamam kızım demiş. Hemen abdestini bitirmiş doğru yemek yemeden fahişe kadının evine. İçeride anlaşmışlar. Zaptiyeler var. Her şey hazır. Kapıdan girince hemen derdest etmişler, zabıt tutmuşlar. Fahişe kadın evinde Ebu Hanife yakalandı. Hemen ilan etmişler şehire. Ha hoca neymiş ya, evliya zannettiğimiz adama bak ya falan. Ve de caddeden yürüterek götürmüşler hapishaneye. Biz olsak yandım Allah'ım falan değil mi? Hapishaneye o kadıyla hapsetmişler. Mübarek abdestli ya. Hiç yandım falan demeden başlamış namaz kılmaya. Namaz kıldıkça gülleri açılıyor. Habire namaz kılıyor. Habire namaz kılıyor. Akşam namazından sonra biliyorsunuz evvabin namazı vardır. Durmadan namaz kılıyor. O da fahişe ama insan. Allah Allah ya demiş. Hiç üzüntüsü yok. Dikkat edin bak. Allah'ın olan her şey Allah'ın kazasıyla olur. Senin buraya gelmen, benim konuşmam, her şey. Onu biliyor ya. Hiç üzülmüyor. Ona sabrediyor, rıza gösteriyor. Bu da Allah'tan diyor. Hayır ve şer Allah'tan demiyor. Sen ona inanmıyor musun? Emmentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rasulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Değil mi? Hayır ve şer hep Allah'tan. Öyle inanıyoruz diyor. Onun için bu da Allah'tan diye namaz kılıyor. Hiç üzüntüsü yok. Kadın bir yav demiş. Şu adamın yapılanlara bak. Adamın haline bak. Başlamış pişman olmaya. Derken pişmanlık icat. Başlamış ağlamaya. Kızım hasta mı oldun? Sancı mı oldun? Yok yok demiş hoca ben de. Mesele böyle böyle.
sende kabahat yok kızım, üzülme demiş. Seni böyle yapanlar esas demiş şey, ama kadın çok pişman. Derken tabii bu şehre yayılmış. O hanımına da gitmiş laf. Hanımı da kocasının ne olduğunu biliyor. Hoca efendinin böyle bir şey yapmayacağını biliyor ama tabii şehir duymuş. Komşular seninki falan falan diye kadıncağızı çok rahatsız etmişler. Gene de kadın kocasına ekmeği almış, daha yemek yemeden gitti diye ekmeği almış. Bayağı bir kilo ekmek yesinde getirmiş de tevkifhaneye, hapishaneye. Gardiyanlar, işte nöbetçiler bakmışlar, İmam-ı Azam'ın karısı. Niye geliyorum? Ekmek vereceğim. Tamam, geç demişler. Hemen demişler, çık, durma hiç yerde. Tamam. Kadın pişman ya, İmam-ı Azam gene namaz kılıyor. Hiç üzülmüyor. Kadere rıza. Allah'ın hükmüne rıza. Onu anlatmak istiyorum. Hiç üzülmüyor. Kadın çok üzülmüş. Kapıdan girer girmez odaya hemen kadını yakalamış, İmam-ı Azam karısını. Onun elbiselerini almış, kendi elbiselerini ona vermiş. Dış elbiselerini, onun elbiselerini kendi giymiş. Hocam demiş, hakkın helal et, kusura bakma. Ben demiş, bir yanlış iş yaptım. Yok kızım demiş filan. İçeride İmam-ı Azam karısı kalmış, hakiki karısı. O fahişe aynı elbiselerle, polis bakmış demin gelen kadın elbiselerden. Salıvermiş gitmiş. Sabahleyin Bağdat çalkalanıyor. Allah Allah, evliya dediğimiz adama bak yahu. Fahişede yakalanmış, şeyleri var. Yüksek bir kürsü kurmuşlar, kadı. Organize edenlerden birisi de kadı. Ebu Hanife'nin eleştirilerinden kurtulacak. Yüksek kürsü kurmuşlar ki herkes görsün diye. Mahkemede şer'an, dinen kadı, kadının yüzünü açtırır. Demiş, aç yüzünü. Herkes görsün diye hem de hüküm gereği böyle. Kadın, fahişe kadın yüzünü bir açmış. Ana, karısı ya. İnsan karısı zina eder mi? Yani onun kredisini, değerini küçültmek isterken daha çok sevilmiş halk tarafından. Oyun olduğu ortaya çıkmış. Nereden bu? Dikkat eder misiniz? Hiç üzülmedi. Kaza, kader Allah'tan. Bu bir Allah'ın takdiri. Üzülmeye ne gerek var? İşte böyle mümin olmak lazım. Aptal buna deniyor. Hiç istifini bozmamış. Onun bu hali fahişe kadını etki etmiş. Pişman olmuş. Ne olmuş? Gördünüz değil mi? Evet. Bu aptallar ilimle falan olmuyor bu iş. İbadette falan ol. Ya ilim ibadet gerekli de. Yani ilim ibadet olsa da işte böyle bu noktaya gelmediniz mi? Aptal olamıyorsunuz. Aptal olamıyorsunuz. Öyleler şimdi yine var. 1981'de böyle bir adamla biz buluştuk. Reisiniz kim dedim. Adana'da Halde Hamal dedi. Hamal tahsil olsa memur olur değil mi? Tahsil yok adamın, hamallık yapıyor. Yük taşıyor. Kutubumuz o dedi. Evet arkadaş, bu kalp temizliğiyle insanlıkla oluyor. Böyle insanları Allah yükseltiyor ve onları yeryüzünün ayakta durmasına sebep sevdiği için yağmuru onların için veriyor. Tepemize taş yağdırmıyor. Öyle diyor Peygamberimiz. Evet, bu işte kadere rıza, İmam-ı Azam gibi. Hiç üzülmemiş. Hiç üzülmemiş. Evet, her Allah'ın emirlerine tam teslimiyet. Böyle olur bu iş. Evet. Kadere rıza ve sabır ala an maharimillah. Allah'ın haramlarına sabır. Şimdi ahallallahu el-bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi, ticareti helal kıldı. Faizi haram kıldı. Açık ayet, net. Hocam. Hocam rica ederim. Faizsiz nasıl ticaret olur hocam ya? Bana böyle diyor adam. Namaz kılıyor bu adam. Evet. Çünkü faizsiz ticaret yapmazsa mal, istediği gibi mal satamayacak. İstediği yerde mal alamayacak. Falan filan. Yani oralara girmeyelim.
Hocam, evet, delikanlı kız davet ediyor. Televizyonda göz kırpıyor herkese. Evet, kadını istismar ediyorlar, para kazanacağız diye. Sağını gösteriyorlar, solunu gösteriyorlar. Hani kadın değerliydi? Paçavra kullanıyorlar para kazanacağız diye. Kadının şeylerini istismar ediyorlar, göz kırpıyor. Evet, ama delikanlı diyor ki, estağfurullah. Evet, zina haramdır. Ben kesinlikle zina etmeyeceğim. Bu inançta hayır diyor. Ne kadar ısrar etseler hayır diyor. Böyle bir delikanlı, böyle bir adam, böyle bir adam. Mahşerde herkes kıvranırken arşın gölgesinde gölgenir diyor Peygamberimiz. Seb'atun yuzullihumullahu yevme la zille illa zilluh. Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde orada ferah fahır olanlar kadın davet ediyor her türlü şeyleriyle. Ben Allah'tan korkuyorum kesinlikle. Efendim işte ticaret yapmazsın para kazanamazsın, şeyler kesilir filan, krediler kesilir. Aç kalsam da haram yemeyeceğim, faiz işlemeyeceğim, don gömlek kazansam da böyle yapacağım. Kesin kararlı, Allah'tan korktuğu için haramlara sabrediyor, bu sıkıntılara. Bedava değil tabii. Hakikaten don gömlek kalır. Başıma bu nereden geldi demeyecek. Sabredecek. Aç kalsa sabredecek. Bu burnu sürtüttükten sonra Cenab-ı Hak imtihanı kazanınca önünü açar. Önünü açar. Yürü kulum der ondan sonra. Çok var böyle. İşte bu aptallar. Aptaldan olmak istiyorsan evet öyle diyor. Allah'ın hükmüne, kazasına rıza göstereceksin ve Allah'ın haramlarına karşı bırak ya, gel ya şu işi yapalım, köşeyi dönelim. Mümin, ona söyleniyoruz. Köşeyi döndüm zannedersin, köşeyi dönemezsin, mahvolursun. Harama el uzatma, harama niyetlenme. Bu sende huy haline gelirse, bakın iradenle vazgeçtin, iyi, sevap. Ama aptal olamazsın. Aptal olabilmen için nereden gelirsen gel hiç kıpırdamayacak şekilde huy haline gelecek bunlar. Değil mi? Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Aşkın ile avunurum. Evet. Bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yarimle şimdi. Hep böyle söylüyorlar. Huy haline gelmiş. Evet, sıkıntılardan zevk alıyorlar. Zor iş. Hazreti Ali bir gün ağlamış, hışkıra hışkıra. Niye ağlıyorsun, hasta mısın demişler. Oğlum mu öldü, karın mı öldü? Yaşsa yok, yok, yok. Niye ağlıyorsun? Allah beni bugün sıkıntıya uğratmadı. Allah sevdiklerine sıkıntı verir. Sıkıntıya sabreden müminin günahları affolunur. Sabrederse derecesi yükselir. Allah beni bugün sıkıntı vermedi, başıma bir sıkıntı bela vermedi. Beni sevmiyor diye onu alıyorum demiş. Biz olsak elhamdülillah bir sıkıntıya uğramadan bir gün geçirdik. Ya bu kötü demiyorum da. Fark bu, fark bu. Aha, bu aptallar böyledir. Yani bu ilimle, şununla değil. Böyle bir temiz kalbe sahip olmakla. İki, üçüncüsü vel gadab fi zatillahi. Allah'a seviyor adam. Sırf Allah sevdiği için, sırf Allah inanmadığı için adamı tutamıyoruz. Yiyecek adamı, seven adamı. Biz yapabiliyor muyuz bunu? Kanun var, insan var, şu var, bu var. O hayatını hiç düşünmüyor. Allah'a karşı böyle bir küfür yeden oldu mu, isyan eden gördü mü, hayatını hiç düşünmüyor. Buradan kazanıyor. Evet. Şimdi film seyrediyorsunuz. Ertuğrul Evliya Adam. Hani bunun fazla bir ibadetini göstermiyorlar, zikrini.
Ama bey olduğu halde tehlikeye giriyor, gidiyor, gavurun odasına giriyor. Orada öldürülebilir. Hiç onu düşünmüyor. Bakın bu çok kritik nokta bu. Hiç hayatını hiçe sayıyor. Bir zalimin zulmünü önlemek için. Yani bu işler böyle. İşte öyle diyor bak. Allah'ın zatı hakkında, onun rüyasına ermek konusunda son derece gazaplı olur. Allah'ın mesela onu sövmeler, onun emirlerine karşı kelimeler hususunda zulümler Allah'ın yasaklarındandır. Önlemek için hiç hayatını hiçe sayıyor. Evet, şimdi bu gazap, öfke duygusal haldir. Gazap gelince insanlık gider, kafa çalışmaz. Onun için Peygamberimiz de, Efendimiz'e bir delikanlı gelmiş. Ya Resulallah demiş, ben demiş cennete gitmek istiyorum. Ama demiş benim işte okumuş yazmışlığımda kafamda demiş o kadar almaz. Bana demiş basit bir şey söyle, cennete gideyim ben. La tağdab evladım demiş. Kızma, öfkelenme. Tamam ya Resulallah demiş. O kadar da değil ya, bir şey ilave et işte. Şunu da yapın. Gene de la tağdab evladım. Öfkelenme evladım. Ya Resulallah o kadar da aptal değilim canım demiş, ilave et. La tağdab. Güne de la tağdab. Dört defa. Bizim insanlığımız aklımızda. Aklımız, aklı selim. Duygulardan arınmış olduğu zaman şu yanlış, şu doğru seçebiliyoruz. Öfke geldiği zaman ben avukatlık zamanında bakıyorum boşanma davası açmaya geliyor herif. Bir deşiyorum, kaçırmış karıyı, karısını. Babası vermemiş, o kadar kızı sevmiş, aşık olmuş, karıyı kaçırmış. Şimdi de boşamaya geliyor bana. Evet. Nereden nereye? Öfke gelince bu derece nereden nereye gelmiş herif. Çok böyle var. Öfkelenmeyecek. Öfkelenmesi sadece Allah için olacak. Başka kimseleri öflenmiyor. Öyle bir şey diyor ki mesela yazmış seni öldürmek istiyor. Çok yaşa. Kim der bunu? Seni öldürmek istiyor belli. Davacı değilim. Çok yaşasın. Var olsun. Allah işini rast getirsin. Bunu söyle ama rahatlıkla söyleyebileceksin. Huy halinde bu. Kafasını kullanıyor. Yok yok. Bu da iyi de huy rahatça söyleyebilsin. Evet. Peygamberimiz bunu söyledi. Mekke'de ona yapmadıkları kalmadı. Doğduğu evden sürdüler çıkardılar. Öldürmek için neler, kızından hepsini yaptılar. Ondan sonra Mekke'yi sabit etti. Kabe'nin kapısına ayağını koydu. Hepsi teslim alınmış oradalar. Her türlü zulmü yapan müşrikler, ey Mekkeliler benden ne bekliyorsunuz? Dediler ki biz sana her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Ne yapsan hak ettik. Ne diyor Peygamberimiz? Yakalayın şulan şulan. Derilen soya soya geberdin demiyor. En tüm tulaka. Müslüman olmamız kardiyle serbest bırakıyorum demiyor bak. Müslüman olmayı bile mecbur tutmuyor. En tüm tulaka. Serbestsiniz gidin. Ötük adam da müşrik filan ama insan yahu diyor. Bu ancak peygamberden olabilir. Böyle güzellik pişendirilemez. Ben kuyruğa giriyorlar. Müslüman oluyorlar. İşte aptallar böyledir. Aptal olmak istiyorsan sabır etmek huyu haline gelecek. Efendim Allah'ın kazasına hiç kalbinde ikircilik olmadan boyun eğeceksin. Allah'ın haramlarına karşı ne olsan da ölsen de harama el uzatmayacaksın. Böyle diyor aptal olabilirsiniz. Bu hadis-i şerifi Muaz Hazretlerinden nakletmişler. Allah bize, Peygamberimizin bize tarif ettiği bu güzel huylarla huylanmayı nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah.
Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahman Rahim Malikim Dinekina Dina Sıratel Mustakim Sıratel Lezine Enam. Üçer salavat-ı şerife. Birer Elem Neşrah Leke suresi besmele ile beraber. Elem Neşrah Leke sadrık ve vudana hanke ve sekillete yakın. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي kılmış olduğumuz ikindi namazımızı kabul eyle. Diğer namazlarımızı kabul eyle. Dersimizi rızanla muvaffak olarak kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celili, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruh-i pakını acizane, fakirane hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Tüm peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatlerine nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine de hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhi mecmain ervahını da hediye eyledik, vasıl eyle. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlarımız, kendilerinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına da hediye eyledik, vasıl eyle. Bu aziz vatanı bize hediye için şehitler, canını bezeden şüheda, sıkıntıya giden kuzat, halen bu uğurda şehit olan, sıkıntıya katılan gaziler, şehitler, garip müminlerin de ervahına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya ilahe le alemin, güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Elhamdülillah.